Aziz vatandaşlarım Temmuz ayının genel bir değerlendirmesini yapmak sizlerle hasbihal etmek üzere Ulusal Sesleniş programıyla yeniden huzurlarınızdayım. Öncelikle Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Ruhlarımızı bereketlendiren, manevi duygularımızı güçlendiren, yardımlaşmayı, dayanışmayı arttıran bu müstesna zamanların milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ibadetle arınmamıza vesile olan, toplumsal hayatımıza güç katan birlik ve beraberliğimizi perçinleyen bir aydır. Her Ramazan ayı ile birlikte toplumumuzda, aile hayatımızda neşenin, coşkunun, heyecanın artışına, kültürel hayatımızda paylaşma ve yardımlaşma faaliyetlerimizde büyük bir canlanma yaşandığına şahitlik ediyoruz. Bu bakımdan her Ramazan ülkemiz ve milletimiz için bir tazelenme, bir yenilenme imkanına dönüşüyor. Aziz vatandaşlarım, Ramazan ayında olmamıza rağmen maalesef İslam dünyasından acı haberler de geliyor. Kardeşlerimize ilişkin yüreklerimizi parçalayan hadiselere şahit oluyoruz. Hemen yanı başımızda Suriye'de Ramazan ayının ruhuna ve manevi iklimine tamamen ters bir biçimde adeta oluk oluk kan akıtılıyor. Ocaklar söndürülüyor. Sivil ve masum insanlar evlerinde, sokaklarda hünharca katlediliyor. Suriye'de rejim halkın en meşru talep ve arzularına en ağır silahlarla toplu kıyım ve katliamlarla cevap veriyor. Hama, Humus ve Dara gibi kentlerin ardından bugünlerde Halep şehri de havadan ve karadan acımasızca hedef alınıyor. Tarihiyle, kültürüyle, medeniyet iklimiyle bizim Gaziantep şehrimizden, Şanlıurfa'mızdan, Hatay kilisimizden hiçbir farkı olmayan Sakinleri bizim kardeşimiz olan Halep tarihinin en ağır saldırılarından birine maruz kalıyor. Şunu burada çok net bir biçimde ifade etmek durumundayım. Şam ve Halep şehirleri tarihleri boyunca defalarca kuşatıldılar. İşgal edildiler, yağmalandılar, toplu cinayetlere, katliamlara maruz kaldılar. Bu iki şehir tarih boyunca çok büyük kahramanlara ev sahipliği yaptılar. Büyük kahramanlar çıkardılar zalimlere, canilere, despotlara gereken cevabı en güçlü şekilde verdiler. Şam'da, Halep'te yıkılışlarının hemen ardından doğrulmayı, uyanmayı başardılar. İslam coğrafyasının merkez şehirleri olarak yeniden inşa edildiler, imar edildiler. İnşallah bu iki şehir bugün de Suriye'nin diğer tüm şehirleriyle birlikte zalimlere kendi öz evlatlarıyla gereken cevabı verecek bir kez daha cesaretin, adaletin ve hakkın üzerinde yeniden inşa edilecektir. Suriye'de Esad rejiminin gözü dönmüş şekilde kendi halkına, kendi insanına ateş püskürmesi esasında bir paniğin, çaresizliğin, akıl tutulmasının göstergesidir. Esad ve eli kanlı yoldaşları sonlarının geldiğini, akıbetlerinin kendilerinden önceki diktatörlerden farklı olmayacağını artık iyice anlamış durumdadırlar. Son günlerde artan zulüm ve gaddarlık kaçınılmaz sonun yaklaştığının bariz sinyalleridir. Kardeş Suriye halkı da Orta Doğu'da artık bu eli kanlı diktatörden, onun kan üzerine bina edilmiş rejiminden inşallah kurtuluyor. Bugün bir kez daha kardeş Suriye halkına sabır, metanet ve dirayet temenni ediyoruz. Bu mübarek Ramazan akşamlarında millet olarak Suriyeli kardeşlerimize en kalbi dualarımızı gönderiyoruz. İnşallah zafer Suriye halkının olacaktır. İnşallah Suriye'de zalimler kaybedecek, hak galip gelecektir. Bizler de bu yönde dua etmeye, Suriyeli kardeşlerimizle gönül birliği yapmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Suriye halkının bağımsızlık, özgürlük, hak ve adalet mücadelesini Bugün her zamankinden daha fazla destekliyor. Tüm Suriye halkına selam ve dayanışma mesajlarımızı iletiyoruz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'nin Suriye politikası içeride ve dışarıda belli çevreler, belli odaklar tarafından son derece yersiz, haksız ve insafsız şekilde eleştirilere maruz kalabiliyor. Türkiye'nin büyük bir ülke, güçlü bir devlet olmasından rahatsızlık duyan çevreler bölgesel meselelere olan ilgimizi farklı yerlere çekerek Türkiye'yi hedef haline getirmeye gayret gösteriyor. Bakınız. Suriye bizim en uzun sınırı paylaştığımız bir ülke. Dahası biz Suriye ile ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak inançları paylaşıyoruz. Sınırın her iki tarafından akrabalar, dostlar, kardeşler bulunuyor. Suriye'de bir halka topluca zulmedilirken biz susabilir miyiz? Suriye'de her gün şehirler bombalanırken biz tepkisiz kalabilir miyiz? Suriye'de her gün kan akarken, kan akıtılırken biz bunu seyredebilir miyiz? Eğer susarsak, eğer tepkisiz kalırsak, eğer seyirci olursak soruyorum. Biz kendi tarihimize, tarihimizin büyük şahsiyetlerine, onların da ötesinde kendi vicdanımıza bunu nasıl izah edebiliriz? Bin yıldır bölgede olan, bin yıldır bölgenin başı sıkıştığında tüm imkanlarıyla bölge insanının yanı başında bulunan Türkiye'nin bugün yaşananlara seyirci kalması, kalabilmesi mümkün müdür? Krizler, sıkıntılar, sorunlar karşısında hemen sırtını dönen, yüzünü dönen, umursamaz bir Türkiye, büyük bir ülke, büyük bir devlet olabilir mi? Bunların yanında Orta Doğu'daki her gelişme, her kriz, her sorun doğrudan doğruya bizi, ülkemizi, milletimizi, ekonomimizi ilgilendiriyor. Bölgedeki istikrarsızlık doğrudan ya da dolaylı olarak bizim istikrarımızı, refahımızı, ticaretimizi, turizmimizi, yatırımlarımızı etkiliyor. Suriye'deki olaylar bizim dikkatle ve hassasiyetle takip etmemiz gereken olaylardır. Türkiye Suriye'nin iç işlerine karışmadan ama Suriye'nin istikrar ve refahını da gözeterek durması gereken yerde durmuş, tutarlı akılcı hakkaniyet ölçüsünde bir politika izlemiştir. Türkiye kendisine yaraşanı yapmış büyük bir devlet olarak hakkın, hukukun, adaletin yanında yer almıştır. Suriye'de yeni bir dönem başladığında Türkiye alnı ak, vicdanı ak şekilde yolunda ilerleyecektir. Ancak bazı ülkeler, bazı uluslararası kuruluşlar akan kana seyirci kalmanın, tepkisiz kalmanın Sessiz kalmanın ağır bedelini muhakkak ki vicdanlarında kara bir leke olarak taşıyacaktır. Suriye bir kez daha uluslararası kamuoyu için turnusol kağıdı olmuştur. Kendi çıkarları için akan kana seyirci kalanlarla insanlığın, insafın, vicdanın yanında saf tutanlar belirgin bir hale gelmiş ayrışmıştır. Suriye konusunda yarı ağız konuşanlar, rejimin yanında yer alanlar en kanlı katliamları gerçekleştirirken bile rejime destek verenler bugün mahcup olmuş millet nezdinde bir kez daha itibar kaybetmiştir. Biz bu aziz millet bizden ne bekliyorsa onu yaptık ve yapıyoruz. Bu aziz millet ve bu milletin hükümeti kendisine yakışanı yaptı ve yapıyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye akılcı, adaletli, hakkı ve hukuku gözeten tavrıyla tarihinden aldığı miras ve misyonla en doğru politikaları savunmaya ve uygulamaya devam edecektir. Türkiye vakur, ne yaptığını bilen, kendi çıkarlarını da kardeş halkların çıkarlarını da gözeten bir anlayışla kararlı, azimli şekilde yoluna devam edecektir. Sevgili vatandaşlarım, burada şu hususunda altını çizmekte fayda görüyorum. Biz Türkiye olarak en başından itibaren Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumasını savunuyoruz. Suriye'nin bölünmesine, etnik ve mezhebi bir ayrışmaya gitmesine biz en başından itibaren karşı çıkıyoruz. Suriye'de her etnik grubun, her mezhebin, her inancın kendini özgürce ifade edebileceği, yönetimde kendisini temsil edebileceği, eşit vatandaşlar olarak ülke idaresinde görev ve yetki alacağı parlamenter bir demokratik sistemi biz samimiyetle savunduk ve savunuyoruz. Kanlı Esed rejiminin bölgenin istikrar, barış ve huzurunu hedef alacak şekilde gider ayak bir takım provokasyonlara girişmesini asla ve asla kabullenmeyiz. Esed rejiminin on yıllar boyunca zulmettiği, kimliklerini bile tanımadığı kesimleri bugün ateşe sürüklemesi karşısında herkes dikkatli ve sağduyulu olmalıdır. Yangından mal kaçırma anlayışıyla ortaya konan tavır ve eylemler hiç kimseye fayda sağlamaz. Özellikle Türkiye'nin güvenliğine tehdit teşkil edecek girişimlere biz asla müsamaha göstermeyiz. Suriye'nin kuzeyinde Esed rejiminin katliamları acımasızca devam ederken burada bir takım oldu bittilere girişilmesi üzerinde dikkatle durulması, düşünülmesi gereken bir manzaradır. Türkiye bu oldu bittilere asla göz yummaz. Güvenliğimizi tehdit eden, iç barışımıza ve huzurumuza yönelik her girişim, her eylem karşısında kararlı bir duruş sergilemeye, aktif tutum izlemeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Myanmar'da Arakan bölgesinde yaşanan insanlık dramı karşısında da sessiz kalamayız. Arakan'da Müslümanların kadın Çoluk çocuk demeden katledilmelerine, tehcir edilmelerine uluslararası toplum seyirci kalmamalıdır. Dışişleri Bakanlığımız bu hususta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde girişimde bulunmuştur. Myanmar siyasi yetkilileri nezdinde de girişimlerimizi yapmış, ayrıca bölgeye yardım çalışmalarımızı da başlatmış bulunuyoruz. Sevgili vatandaşlarım, bu ay ülkemiz oldukça sıcak bir atmosfer yaşadı yaşıyor. Özellikle son haftalarda ülkemiz bir uçtan bir uca yakıcı, kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Biliyorum ki tarlada, yaylada, meralarda çalışan çiftçimizde, fabrikada, sanayide, atölyede çalışan işçimizde, iş yerlerinde çalışan esnaf ve memurumuzda bu yakıcı, bu kavurucu sıcaklara rağmen ekmeğini, rızkını kazanmak için canla başla mücadele veriyor. Yoğun bir gayret sarf ediyor. Her bir vatandaşımız ocağını şenlendirmek, yuvasının geçimini temin etmek için var gücüyle çalışıyor. Aynı şekilde bizler de mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklara bu olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden çalışmalarımızı sürdürüyor. Ülkemizin ve milletimizin huzuru, emniyet ve refahı için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bir yandan Türkiye'nin bölgesindeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek. Diğer yandan muasır medeniyet yarışında ülkemizi daha da öne çıkarmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Zira durmanın, yerinde saymanın gerilemekle eşdeğer olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun içindir ki kalkınma hamlelerimizi ara vermeden, hız kesmeden sürdürüyoruz. Nitekim bu ay içinde de birçok eseri şehirlerimize, ülkemize kazandırdık. Resmi açılışlarını yaparak siz değerli halkımızın hizmetine sunduk. Temmuz'un hemen başında 1 Temmuz'da bir toplu açılış vesilesiyle Kayseri'deydik. Kayseri'de toplam yatırım bedeli 512 milyon lira olan 90 kalem eserin toplu açılışını yaptık. Bu 90 kalem eser içinde eğitimden spor salonuna, toplu konuttan altyapı yatırımlarına, yerel yönetimden özel sektör yatırımlarına kadar pek çok tesisi içeriyor. Eğitim alanında Pınarbaşı Anadolu Lisesi ile birlikte, Koca Sinan İmam Hatip Lisesi, 5 ilköğretim Okulu'nun, 6 anaokulunun, 2 okulumuzun spor salonlarının açılışlarını yaptık. Kız öğrencilerimiz için inşa ettiğimiz 1350 kişi kapasiteli Gevher Nesibe Yurdu'nu hizmete açtık. Bunun yanında Kayseri'mize kazandırdığımız Melikşah Üniversitemizin Hatice Saçmacı Mühendislik Mimarlık Fakültesi binası ve kütüphanesinin ayrıca iki adet erkek öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirdik. TOKİ aracılığıyla Pınarbaşı, Yeşilhisar, Erciyes Üniversitesi ve Bahçe Bahçesaray'da 173 milyon liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz